Osha ba'zi shaharlarda bo'lgan holatlarda, hattoki masjidlarda ham portlatish holatlari, bir necha odamlarda halok bo'lganlik holatlarini ham eshitdik, ko'rdik muhtaram azizlar. Shuning uchun endi avvalo biz yurtimiz tinch yurtda yashayotganligimizga, bemalol ibodatlarni qilayotganligimizga, bemalol kasb hunarlarimizni qilayotganligimizga albatta biz buni Alloh taologa beada shukronalar qilishimiz kerak. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, bu haligi xalqimizda bir gap borki, qo'shning tinch, sen tinch degan maqollar bekorga aytilmagan. Haqiqatda qo'shnimizda notinchlik bo'ladigan bo'lsa, bizga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun ularga ham o'sha tinch bo'lishligiga, ularda ham yaxshi holatda bo'lishligiga duolar qilishimiz kerak va hamda o'zlarimizni, farzandlarimizni doğru terbiye kılıp, akidasını dürüst kılıp, demek yaxşilik tamamen örgatı barışımız elbette zarur buladı. Yani kayta kayta Allah Ta'ala'ya dua kılışımız gereken ki tinçliği de sorar. Çünkü hadis-i şeriflerde eksiri dua bil afiyah, yani tinçlik afiyet doğrusu da Allah Ta'ala'dan soruyorlar. İmandan kegingi en bendegi birliğe nikatta yaxşilik, bu tinçlik hatırcamlik digerler. Demek hamma işimizge soya saptıradigan katta nimet bu tinçlik eken. Demek tinç bu geldiğimiz için chatta oturupuz. Doğru mu? Notinç bo'ladigan bo'lsak, katta bu joylarda hatırcam otur namaz okuşligimiz. Şunun için tinçlik, hatırcamlik din işimizge hem, dünya işimizge hem, kasbimizge hem, toy toy çık bo'ladimi, imoratimiz bo'ladimi, bularda hammasiga ta'sir qiladi. Allah saqlasin agar yurtimizda bir joyda bir dırın qaytgan ovoz chiqib qoladigan bo'lsa, bitta imoratni ustun tikka qilayotgan odam ham yuragimizga sig'may qoladi. Tek turib turaylik deymiz. Agar to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsak ham to'yni ham to'xtatib qo'yamiz. Boshqa ishlarimizni ham qilolmay qolamiz. Shuning uchun albatta yurtimizni osoyishtaligi to'g'risida nafaqat o'zimiz, balki oila davrasida ham farzandlarimizga ham demak ularga ham tinchlik, xotirjamlikni minnatdorchilik qilishlikni o'rgatib borishimiz kerak.